Değerli güzel yurtta hemşerilerim, bugün size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyorum. 35 yıl önce ilçe statüsüne kavuşan güzel yurdumuz, Aksaray'ımızın maalesef ki en geride kalmış ilçesi durumundadır. Doğası da, tarihi de, kültürü de, insanı da, adı gibi güzel olan güzel yurt ilçemizin keşke hizmetler ve devlet yatırımları noktasında bahtı da güzel olsaydı. Güzel yurt, yatırım ve hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Ama maalesef ki 20 küsur yıldır mevcut iktidara verdiği çuval çuval oyun ve desteğin karşılığını ne yazık ki hizmet olarak alabilmiş değil. İktidar partisi tarafından yıllarca üvey evlat muamelesi gören güzel yurdumuz, bugünlerde seçim gerilenmesinden kaynaklı olarak ziyaretlerle pek de bir kıymetli hale geldi. Güzel yurtlu hemşerilerimiz tıpkı Aksaraylı hemşerilerimizin kara treni beklediği gibi 20 küsür yıldır hizmet ve hatırlanmayı bekliyor. İktidar sanki güzel yurdun yıllarını heba etmemiş gibi bir 5 yılını daha heba etmek için var gücüyle mücadele ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sandıktan zaferle çıkan İYİ Parti Belediye Başkan adayımız Havaz'ın Turan Beyefendi'nin hakkını gasp ediyorlar. Yani güzel yurtta hemşerilerimizin hakkını gasp ettiler. Bilerek ve isteyerek kısıtlı iki vatandaşımıza oy kullandırarak kaybettikleri seçimi yaptıkları hileyle iptal ettirenler, inanıyorum ki 2 Haziran'daki seçimde de ilk seçimde olduğu gibi sandığa gömülecekler ve tarihi bir farkla İYİ Parti'nin ve Hazım Turan Başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler. Yıllardır gelen bir hizmet yok ama 31 Mart seçimlerinden sonra sürekli bir iktidar milletvekili ya da siyasi geliyor. Seçimi iptal ettirenler güzel yurdun yolunu bu vesileyle hatırlamış oldular. Umarım seçimden sonra da seçim sonuçlarına bakmaksızın yine güzel yurdumuzu unutmazlar. Geçtiğimiz hafta güzel yurdumuzda misafir ettiğimiz İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu Beyefendinin de siz kıymetli hemşerilerimize söz verdiği gibi Akyamaç yolunu biz yapacağız. Aynı şekilde Narlıgöl, Kızıl Kilise arası ve Güzel Yurt merkezden Gölet arasındaki yolu da asfaltlı hale biz getireceğiz. Turizm yatırımlarıyla işsiz gençlerimize yeni iş kapıları açarken tekstil ve sanayi yatırımları ile ilçemize katma değer katacak, ilçemizin gelişimine büyük katkılar sağlayacağız. Ulaşım projelerinden kadın ve genç aktivite merkezlerine, emekli yaşam merkezlerinden kapalı semt pazarına ve Hazım Başkanımızın en çok önem verdiği gençlerimize ve kadınlara yeni iş kapıları açacak Sera projesi gibi önemli projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Bizler de gel verili hemşerilerimizin milletvekili olarak daha yaşanabilir güzel yurt için bu projelerin, eksiklerin ve taleplerin tamamlanması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda bu konuların takipçisi ve savunucusu olacağız. Güzel yurta gelişken yatırımların gelmesi için tüm kapıları Hazım Başkanımızla birlikte omuz omuza verip aşındıracak ve Allah'ın izniyle güzel yurdun hakkını söke söke alacağız. Güzel yurt iyi olacak, yaparsa Hazım Başkan yapar. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.
Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.